Evet, Bitinizin tanıdığı Orçun Yücel Bey ile birlikteyiz. Bitinizin tanıdığı diyoruz çünkü İznik'e bir uçak kazandıran isim. Birçok faaliyette bulunan isim. Birçok yeniliklere imza atan kişi. Özbaş İznik Şube Müdürümüz Orçun Yücel. Efendim kendinizi tanıtır mısınız? Herkes tanıyor. Öncelikle tüm ve dost ve müşterilerimize sevgilerimi, saygılarımı ileterek başlamak isterim. Evet. Ben 1987'de İznik doğumluyum. İznik'te doğdum, İznik'te büyüdüm, İznik'te okudum. İznik'in bağrına yetişmiş genç bir kardeşinizim. Ailem de İznik'te tanınan Saatçi Hikmet'in oğluyum. Evet. Tabii daha hala bilmeyenler var. Herkes dışarıdan geldiğim zannedenler var. Ama ben de İznik'in bağrına yetişmiş bir genç delikanlıyım. Allah da bize uzun ömür verirse İznik'imize her zaman yararlı, faydalı olmak isteriz. Şimdi İznik'te müthiş bir başarıya imza attınız. Evet. İznik'te olarak bu nasıl oldu? Yani öz başta çalışma falan nasıl oldu? Şimdi bu ilk önce Allah'ın bana vermiş olduğu bir lütuf. Evet. Ondan sonra tabii en büyük etken Ömer Zirekoğlu, bizim yönetim kurulu başkanımız. Allah onu benim karşıma çıkarttı. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve hayatı boyunca minnettarım. Onun aynı yolda yürümekten dolayı gururluyum, mutluyum. Özbaş Alışveriş Merkezi 2009 yılında açıldığında ben orada reyoncu olarak başladım. İznik'te açıldığında. Tabii İznik'te açıldığında. Reyon görevlisi olarak başladım. Daha sonra 15 gün içerisinde çalışmalarımdan dolayı müdür yardımcısı olarak terfi aldım. 15 gün içerisinde, evet. Daha sonra 3 ay sonra, müdür yardımcısı olduktan 3 ay sonra şube müdürlüğü olarak görevlendirildim. Ve ilk şube müdürü olduğumda gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Ve uzun bir yol vardı benim önümde. Tabii kendimi geliştirmem gerekiyordu. Çok büyük bir yere müdür olmuştum. Ben de Allah'ın izniyle kendimi geliştirdim. Tabii kendimi geliştirirken de Özbaş'ı geliştirmeye çalıştım. Özbaş'ı geliştirirken de İznik'i geliştirmeye çalıştım. Kendim yaşadığım yere, doğup büyüdüğüm yere bir şeyler vermek istedim. Bu da Allah'ımızın izniyle oldu. Ve yapmaya da çalışıyorum. Yapmaya da devam edeceğim inşallah. Kaç seneden beri müdürlük yapıyorsunuz? 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Evet. Bir de herkesin merak ettiği bir şey var. İznik uçağı. İznik uçağı, evet. Bu nasıl gelişti? Aslında bu da bir şanstı diyelim. Benim için, İznik için. Şimdi tabii burada şu vardı yani. Ben her zaman kendi arkadaşlarıma, kendi çevremdeki gençlere şunu söylüyorum. Diyorum ki kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz o kadar iyi. Bir kere herkesin bir hedefi, bir hayali olması gerekiyor. Benim de hedefim vatana ve millete, kendi çevremdekilere, arkadaşlarıma, İznik'imize bir şeyler kazandırmak. Şimdi böyle bir şeyi daha önce ben duymuştum. Dedim ki neden bizim de bir İznik uçağımız olmasın? Bununla ilgili bir mektup yazdım yönetim kurulu başkanına, Hamit Topçu Bey'e. Türk Hava Yolları'na. Evet, kendi el yazımla mektup olarak gönderdim. Ve gönderdiğimde cuma günüydü, yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra pazartesi günü sabahleyin beni sekreter aradı. Evet. Yani kargoya vermiştim. Sekreter aradı. Hamdi Bey'in bu mektuptan dolayı çok işte mutlu olduğunu ve böyle bir şeyin ilk defa talep edildiğini dile getirdi. Ve dedi İznik uçağını onayladı kendisi. Tabii biz bunu 3-4 ay içerisinde gerçekleştirdik. Ben tabii takipçisi olduğum için sürekli görüştük, her hafta görüştük işte basın müşavirleriyle, danışmanlarıyla. Ve Nisan'da İznik uçağımız göklerde süzülmeye başladı. Tabii bunun gururu bana ömür boyu işte çocuklarıma da bana da yeter inşallah. Evet. Her zaman çocuklarım da babamın da işte böyle bir şeyde faydası oldu diye. Yani siz 6 yıl içinde birçok şeyi sığdırdınız. Öyle diyelim. Evet. Birçok tecrübeye sığdırdınız. Sizlerin de vermiş olduğu destek. Tabii müşterilerimizin vermiş olduğu destek. İşte ailemizden aldığımız destek. Ömer Bey'den aldığımız, Ebru Hanım var işte yönetim kurulu üyemiz. Ondan aldığımız destek. Bunlar hep yani bu şekilde geçiyor. Biz tabii bir proje üretiyoruz. Bunu onaylayacak olan her zaman Ebru Hanım ve Ömer Bey'dir. Allah razı olsun, onlar hiçbir zaman İznik'te olan projelerimizi geri çevirmediler. Mesela İznik'e sunmuş olduğumuz her şeyde onların birer emeği var. Yani bunu tabii unutmamak ve atlamamak gerekir. Onları da İznik, mesela şunu düşünüyorum ben, Ömer Zirekoğlu İznik'e Allah'ın vermiş olduğu bana ne kadar lütufsa İznik için de o lütuftur. Çünkü İznik dediğim zaman, ben Ömer Bey'in önüne bir şey götürdüğüm zaman İznik'le ilgili, Ömer Bey hiçbir zaman geri çevirmez. Evet. Mesela hemen onaylar onu yani. Bu da bizim için bir avantajdır. Tabii çok büyük bir avantaj. Evet. Yani İznik'te iftar ilk defa İznik'te yapılması, sadece İznik'te yapılması. Evet. Şimdi ne oldu? Ona gelelim. İznik'te iftar verdiğimizde ilk tabii bizim de ilk tecrübemizdi bu.
Evet. Bizim de ufak tefek hatalarımız, aksamalarımız tabii ki oldu. Bir öz eleştiri gerekirse. Fakat biz iftar programımızı belediye başkanımız Osman Sargın da her zaman destekliyor. Biz de desteklemeye çalışıyoruz. Osman Bey bana söylediğinde biz dedik ki tamam başkanım yapabilirsek ne mutlu bize. Ben bunu Ömer Bey'e ilettim bile. Ömer Bey dedi ki İznik için tabii ki çok güzel bir şey. Ve dedi hani herkesin orada 3000 kişinin 4000 kişinin yemek yemesi benim için de dedi bir mutluluktur. Ve biz böyle çıktık yola. Bizim de hiç tahmin etmeyeceğimiz kadar güzel bir akşam yaşadık. Yani çok güzel gelişti olaylar. İşte çok farklı oldu. İznik farklı bir şey yaşadı. Onun mutluluğunu biz yaşadık ve yaşıyoruz hala. Evet. İnşallah tabii bunu bir müjde de var yani. Bunu her sene yapacağız Allah nasip ederse. İnşallah. Önümüzdeki seneki hedefimiz 4 yoldan başlayıp hedefi kapıya kadar devam edecek. İnşallah. Yani bu inşallah her sene gelişecek tabii ki. Biz burada olduğumuz sürece inşallah güzel şeyler, günler gördüğümüz sürece biz bu şekilde İznik'e hizmete devam edeceğiz. Şimdi bir de sosyal medya üzerinde müthiş bir aktifsiniz. Evet. Şöyle diyelim, yani İznik'te tamam markette müdürlük yapıyorsunuz ama marketin yanında boş zamanınızda bir bakıyoruz sizi tarlada görüyoruz. Özbaş poşetlerle birlikte. Evet. Bir bakıyoruz okul çocuklarının yanında görüyoruz. Bir bakıyoruz camilerde görüyoruz. Bir bakıyoruz köylerde beş çaylarında teyzelerin evet. misafirleri oluyorsunuz. Şimdi ben bunlara çok mutlu oluyorum. İlk başta onu söyleyeyim yani. Bunlar bana çok, benim boş zamanlarımda böyle şeylerle uğraşmam hem kendimi geliştiriyorum hem karşımdakinin güldüğünü ya da mutlu olduğunu hissettiğine daha çok mutlu oluyorum. İşte boş zamanlarımızı tabii bakın. Şimdi mesela başarı her zaman tesadüf değildir. Bu bir kere gerçekten böyledir. Ve benim şöyle bir lafım var. Başarının tek limanı dürüstlük ve çok çalışmak. Evet. Şimdi başarı bir de ekip işidir. Benim de bir ekibim var. Tabii onlar görünmeyen yüzler. Onları da hepsine proje teker teker. Tabii teşekkür ediyorum buradan yani. Şimdi ben genç olmama rağmen mesela 1987 doğumluyum. İşte bugün bakarsanız 28 yaşındayım ama ekiple çalışmak gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi mesela benim her zaman kıyafetlerimi giydiren bir stil danışmanım vardır. O da eşimdir yani. Evet. Mesela nerede ne konuşacağımı, ne söyleyeceğimi her şeyi o karar verir. O yönetir beni. Ona keza Facebook'taki hesabımdan nasıl paylaşılacağını, neler yazacağını yöneten arkadaşlarım var. Kendi kişisel web sitemi yöneten arkadaşlarım var. Programlarımı yöneten bir alemcimiz var. Tabii biz bunlarla çalışmaya çalışıyoruz. Bunların en önemlisi de bizim bunlarda onay aldığımız bir Ömer Bey'imiz var. Yani bu projelerde. Şimdi evet ben çok yer gezmeye çalışıyorum. Mesela işte köylere gidiyoruz. Bugün camileri gezmeye başladık. İşte okulları gezdik. Yani bunlar hep beni mutlu ediyor. Yani daha önce yapılmayan şeyleri yapıyorsunuz özellikle yani. Bir market yetkilisinin köyleri gezmesi. Zaten şimdi herkes sorması. Onu diyor. Yani. Şöyle bir şey oluyor. İşte diyorlar ki sen sadece bir market müdürsün. Tamam ben sadece bir market müdürüyüm. Ama şimdi şunu da unutmamak gerekir. Özbaş şu anda gerçekten İznik'te diğer marketlerle kıyaslanamaz. Evet. Çünkü biz marketten daha çok bir hizmet için var olduğumuzu düşünüyorum neler. Mesela işte yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz bunlar hep bir hizmettir. Evet. Şimdi tamam biz marketiz. Biz bu sektörde hizmet veriyoruz ama biz müşterilerimize ve İznik halkına, hemşehrilerime ben daha farklı da bir hizmet vermek istiyorum. Mesela onların alışık olmadığı bu şeyler. Özellikle. Mesela özellikle çocuklara ben bir o poşetlerle gittiğim zaman onların o yüzündeki tebessüm beni ertesi gün bir daha başka yere gitmeye yani yöneltiyor. Ben çok mutlu olurum. Tek köylere gittiğiniz zaman seçim için mi geldiniz falan değil mi lan? Yani sizi siyasi olarak da görmüyorlar mı ileride? İleride şimdi o tabii Allah'ın yazısı takdir ilah ederiz. Nasip olur. Bir şeyler olur ama şu anda gerçekten öyle bir şeyimiz yok. Tabii köylerde bizi kalabalık gördükleri de diyorlar. İlk düşündükleri şey nereden geliyorsunuz? Mesela Özbaş'tan dediğimiz zaman şaşırıyorlar. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey olmamış. Evet. Mesela şimdi Gölcü'de bir teyzemiz var. Yanlış hatırlamıyorsam Zeynep teyzemiz herhalde. Zeynep teyzeyle bizim tanışmamız şu şekilde oldu. Biz işte bizim açılış dönümümüz vardı. Biz Zeynep teyzenin kapısını çaldık. Hiç ummadığı bir anda. Ve geldik. İşte oturduk, sohbet ettik. Çay denmedi. Ondan sonra Zeynep teyzemizle tanıştık. Buna dedi ki ben seni çok sevdim. Seni bir daha görmek isterim. Evet. Ne güzel. Ondan sonra ben tabii işlerim biraz duruldu. Bir ay sonra Zeynep teyze haber gönderdi. Dedim ki Zeynep teyze bak işte müdürümüz gelecek diyeyim Zeynep teyze. Zeynep teyzeye biz gideceğiz akşam 5 çayına.
Ben bir baktım Zeynep teyze toplamış bütün kolu komşuyu şimdi orada. Evet. Tabii burada ne oluyor? Bu da ben mutlu oldum. Zeynep teyze mutlu oldu. Zeynep teyzeyle koklaşmak, öpüşmek şimdi. Yani farklı bir duygu. Evet. Kadın işte uzun zamandır böyle bir şey yaşamamış. Şimdi bunu biz yaşatabiliyorsak ne mutlu bize. Ne mutlu size. Peki ileride ne olacak yani? Hedefleriniz neler? İşte dediğim gibi şimdi Allah ömür verirse... Müthiş bir çevre ediniz yani şimdi. Evet, sadece izle değil, Bursa'da, Türkiye'de, yurt dışında gerek siyasi olsun, gerek iş adamları olsun, evet, gerek spor camiasında da olsun. Şimdi... Evet. 6 sene içinde çok şey satıyorsunuz. Onu ben de şöyle düşünüyorum. Gerçekten ben de inanamıyorum bazen. Böyle geriye baktığım zaman, mesela diyorum ki acaba nasıl geldi? Dedim ya, bazen de kendimi düşünüyorum. Ben sadece market müşterisiyim diyorum. Market müdürüyüm diyorum ama şunu da bilmiyorum, Allah öyle bir çevre verdi. Allah'ıma şükür olsun. Yani çevrem çok genişledi. Hiç ummadığım yerlerde, ummadığım kişilerle tanıştım. Arkadaşlarımız gelişti. Yani mesela bir milletvekilimiz var, Faik Tuna, İstanbul milletvekili. Evet. Kendisiyle bizim tanışmamız şu gibi oldu. Ben bir akşam eve gittim, işte haberleri seyrederken kendisi konuşuyordu televizyonda. Sonra ben de onun fikirlerini çok hoşuma gitti. Ben ona akşam mail attım. Dedim ki işte Faik Bey, sizin dedim çok mutlu oldum bu şekilde konuşmanızdan. Dedim ben de bir gencim, ben de sizin gibi olmak isterim. Hı-hı. Ondan sonra gece saat 12.30'da benim telefonum çaldı. Arayan Faik Tuna'ydı. Yani ondan sonra bana dedi ki ben seninle tanışmak istiyorum. Ve şu anda abi kardeş gibiyiz. Kendisini gerçekten çok seviyorum. Yani bu şekilde hani kimsenin aklına gelmezdi belki. Belki hani dedim ya en başta, Allah'ın bana vermiş olduğu beni tuttu. Yani Allah'ıma şükür olsun. Kendimizi geliştirdiğimiz zaman çevremizi de geliştirmeye çalışıyoruz. İşte çevremiz geliştikçe de insanlara gerçekten bir faydamız oluyor yani. Hani onlardan yararlanmaya çalışıyoruz. İşte mesela işsiz kardeşlerimiz iş bulmaya çalışıyoruz. Yani hep bir hizmet vermeye çalışıyorum ben. Evet. Ya bunun karşılığında dersiniz ki beklentiniz var mı? Yok. Allah bize uzun ömür verdiği takdirde tabii ki bizim de bir yazımız var. Bizim de bir nasibimiz var. Biz ne yazıldıysa, ne nasipse onu göreceğiz. İnşallah. Yani 6 sene içinde evlendiniz. Birçok şeye sığdırdınız hayatınıza. Evet. Yani gençleri sevindirdiniz, çocukları sevindirdiniz. Bir de şu var. Benim bu yaptıklarım bence gençlere örnek olmalı. Evet. Kardeşlerim, arkadaşlarım diyorum ki her zaman herkesin bir hedefi olmalı. Herkesin bir hedefi olmalı ve hedefine koşmalı. Ben mesela diyorum ki insanlara yararlı olmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Şirketimi geliştirmek istiyorum. Benim bir hedefim bu. Ama işte bugün ben dışarıda görüyorum yani gerçekten genç kardeşlerimiz iş bulamamazlıktan yana yani bir işe girip bence kendilerini o işte geliştirip daha farklı yerlere, daha güzel günlere gelebilirler. Evet. Bakın mesela ben de işte bir reyon görevlisiyim. Sonra işte müdür yardımcısı oldum. Sonra müdür oldum. İleride ne olur bilemeyiz. Kendimizi ne kadar geliştirirsek, ne kadar disiplinli, özverili çalışırsak, ne kadar dürüst, terbiyeli olursak bu hayat bize her zaman güzel. Evet. Yani hani şimdi diyoruz takdir-i ilahi ama bazen kendi kaderimize kendimiz çiziyoruz yani. Hı-hı. Mesela ilk başladığımda ben 2009 yılında cahildim yani. Şimdi bakıyorum geriye döndüğümde o günlere gülüyorum yani. O günler yaptığım hatalar var. Tabii ki benim de hatalarım oldu. Benim de zor günlerim oldu. Ama şu anda mesela işte 5 sene önceki hatalarımı yapmam. Gülüyorum, evet, dediğim gibi yani. Ama şimdi 5 sene sonra da bugünkü hatalarımızı göreceğiz. Ömer Bey size çok destek oldu yani bu konuda. Evet, Ömer Bey'le... Peynir satmaya girdiniz. Yani orada kısa sürede, evet, enerjiniz de yükseldiniz. Evet, işte zaten bu enerjinin tek sebebi o yani. Evet. Yani o işte çevremde yaşadığım bu olaylar, ondan sonra güzel günlerimiz. Bunlar tabii Ömer Bey'in başta söylediğim gibi ben ömrüm boyunca onun bana yaptıklarını unutmam yani. Hani ileride ne olacağımızı gerçekten bilemeyiz. Ama ben Ömer Bey'le bu yoluma devam etmek isterim. Ömer Bey'le güzel günler görmek isterim. Ve Ömer Bey'in hayat tecrübesinden ben bir eğer yani cetvelin ucu kadar alabilsem ne mutlu bana. Evet. Şimdi 28 yaşındasınız. Evet. 6 yıl öncesine kadar hiçbir şeydi biliyorsunuz. Evet. Bu 6 yıl içinde sayabilir miyiz neler yaptınız? Nereden nereye geldi Orçun Yücel? Neler yaptı? Neler yaptı? İşte şimdi şöyle bir şey oldu. Bir kere Orçun Yücel zor günlerde yetişti. Zor günlerde büyüdü. Bu yüzden ben zor günler gören herkesin yanında olmaya çalıştım. Evet. Kendi yaşadığımdan ötürü. Ona keza bütün çocukları, genç kardeşlerimizi sevindirmeye çalıştım.
herkese faydalı olmaya çalıştım. Bunları yaparken de İznik'e faydalı olmaya çalıştım. Mesela şimdi İznik uçağı gerçekten kimsenin hayatı boyunca unutamayacağı en büyük projedir. İznik için yapılmış şu anda, evet. Şu ana kadar. Tabii benim de mesela işte hani derler ya, hani bir elin verdiğin diğer el görmeyecek. O şekilde yararlı olmaya çalışmaya çalışıyorum. Mesela çalışıyorum. Eğer de olabiliyorsam ne mutlu bana. Ya daha önce kimsenin duymadığı projeler de var yani. Mesela ilkokullarda durumu olmayan öğrencinin hayalini falan gerçekleştirme olayları da, evet, var yani. Onları... Mesela o da benim bir hayalimdi. Onu ben Osman Başkanımıza söylediğim zaman, başkanım Allah razı olsun beni kırmadı mesela. O da çok güzel bir hayal oldu. Ve o gün inanır mısınız yani, bir çocuğun hiç annesiyle yemek yemediğini ya da babasıyla yemeğe gitmediğini, işte bir çocuğun hiç spor ayakkabı giymediğini, ilkokul 4'e giden bir çocuğun, yani o kadar çeşitli hayalleri var ki. Evet. Yani gerçekten söylüyorum, ben çok duygulandım, duygulu anlar yaşadım ve onları yani verirken hiçbirinin hakkını yememeye çalıştık. Evet. Tabii şimdi şunu da var, araştırdık. Yani hani ailesinin durumunu araştırdık. Ona keza işte okuldaki başarısını araştırdık. Ve verdiğimizde onlar o kadar mutlu oldular ki. Mesela bunlar, veliler de çok mutlu oldu bu olaydan. Tabii bunun geri dönüşü çok güzel oldu. Osman Başkan da bundan gurur duymalı yani. Ömer Bey de gurur duymalı. Çünkü bir çocuğun hayalini gerçekleştirme çok güzel bir şey. Tabii canım. Yani bu çocuklar eğer bizim geleceğimizse biz bunların peşinden koşmalıyız. Evet, 6 yıl içinde de bir de evlilik sığdırdınız. Bir de kızınız oldu. Kızım oldu. Kızım zaten her şeyden önce. Evet. Yani şimdi hatta geçen gün hanıma söyledim. Ben dedim biz çocuk yokken neyle eğlenirdik bilmiyoruz. Şimdi bir de şu var. Hanım da benden biraz şikayetçi. Şeyden dolayı. Çok çalışıyoruz ya. Evet. Sabah 7.30'da çıkıyoruz. Gece 10-10.30'da eve gidiyoruz işte. Doğru düzgün izinimiz olmuyor. İşte programlar yoğun oluyor. Marketin işleri zaten yoğun. İşte diyor ki yani sana da bir eğlence oldu da bana da bir eğlence yok. Yani tabii ki evlilik çok güzel bir şey. Mesela geçen akşam iki kardeşimizin yüzünü kestik. Orada şu konuşma yaptım, dedim ki yani evlilik saygı ve sevgi olduğu sürece en güzel meselesidir. Yani para pul ikinci plandadır benim için. Ama tabii ki para olmadan da mutlu olmuyor. Mutlu olmuyor. Kardeşlerimizin evlenmeden önce şunu söyleyeyim, yani eşlerini o kadar güzel seçmeleri gerekiyor ki. Hani bir laf var, adamı rezil eder, vezir eder, kadındır, evet, yani. Gerçekten bu böyle oluyor. Allah'ım şükür olsun. Ben her konuda şanslıyım. Çocuğumuzu da eğer iyi yetiştirebilirsek, çocuklarımızı, herkes çocuklarına iyi bir şeyler verebilirse, bu çocuklar zaten eminim güzel bir yerlere geleceklerdir. Güzel bir şeyler isteyeceklerdir yani babalarından. Şöyle bir şey var. Ben geçen gazetede okudum. Yazıyor ki işte çocuğunuzla, özellikle kız çocuğunuzla ne kadar zaman geçirirseniz o çocuk ileride size onu verecektir. Benim bir kız çocuğum var. Ben şimdi çok gencim diye biraz fazla yoğun tempolu çalışıyorum işte, ya da işte yapmak istediklerim. Mutlu olurum ben böyle çalışmaktan. İnşallah da Allah bana böyle hayırlı bir evlat olarak onu yetiştirmeyi nasip ederse o zaman daha da mutlu olurum. İnşallah. Peki bu enerjiniz neye borçlusunuz yani? Valla bu enerjimi aslında günde 4 saat falan uyuyorum. İşte boş zamanlarında bir şeyler yapıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum, projeler üretmeye çalışıyorum işte, ya da ekstra bir firmalarla ya da kişilerle tanışmaya çalışıyorum. Bu enerjimi neye borçluyum? Bu enerjimi, bu karşılığını almış olduğum mutluluklara borçluyum. Yani işte bir güler yüze borçluyum. Bir Allah razı olsun'a borçluyum. Bunlara borçluyum. Onlara borçluyum. Evet. Orçun Bey, ileride İznik sizden neler görecek? Nasıl bir proje görecek? Var mı projeniz? Tabii projelerimiz her zaman rafın altında duruyor. İleride İznik bizden gerçekten işte yani İznik uçağı gibi ömürleri boyunca unutamayacakları, işte her zaman bir reklam olacağı, her yerde görebilecekleri güzel şeyler görecek. Böyle dev projeler var yani. Dev projelerimiz var ama onlarla ilgili bazı görüşmelerimiz var. Evet, beklediğimiz şeyler var. Onlar oluşursa İznik'te, mesela İznik işte bizim marketimizde mesela güzel şeyler oluyor, işte müşterilerimizle ilgili güzel sözler alıyoruz, güzel düşünceler iletiyorlar. Tabi bunlar da bizi bunlara sevk ettiği için ileride çok güzel projelerimiz var. Peki, sizi siyasete bulaşmadığınızı biliyoruz, siyasetle, evet, ilgilenmediğinizi biliyoruz. Evet. Ama ileride siyaset olabilir diyorsunuz, belki diyorsunuz.
Nasip kısmet diyorum yani. Peki İzni'yi nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu siyasi bir soru oldu aslında ondan önce. İzni'yi nasıl görüyorum? İznik gerçekten şu anda mesela ben İzni 5 sene sonra çok farklı görüyorum. Güzel şeyler olacaktır. Şimdi Büyükşehir yasası geldi mesela. Büyükşehir yasasını şimdi beğenen de var, beğenmeyen de var. Bunu tabii bizim değerlendirmemiz uygun değil. Fakat Büyükşehir yasasının İzni'ye gerçekten bir şeyler katacağını, mesela işte iktidarın İzni'ye bir şeyler katacağına, belediye başkanımızın bir şeyler katacağına ben inanıyorum yani. Ve İznik ileride şunu düşünüyoruz. Aslında biz Ömer Bey'in de düşüncesi var İznik'le ilgili. Yani eğer İznik surların dışına çıkarsa ve İznik'te çok otantik bir şehir kurulursa İznik şuna eminim ki dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesi olur. Çok zor ama olur. Yani bunun için tabii çok büyük bir maddi desteğe ihtiyaç var. Evet. Şu şekilde tabii hala imar planı mesela şehir içinde devam ediyor. Bu da var mesela. Bunun önü kesilmesi lazım zaten öyle bir şey olmaması için. Yani yavaş yavaş artık. Ve İznik çok güzel açık hava müzesi olabilir. Bir kere şöyle var. Bildiğim kadarıyla zaten çalışmaları devam ediyor. Roma Tiyatrosu bittiği zaman İznik bir gelişmesi olacaktır. Ben buna eminim. Şimdi İznik'in tabii sokakları yavaş yavaş olmaya başladı. Bu da çok güzel bir şey. Göl sahil projesi onaylandı. Göl sahil projesi devam edecek. Önümüzdeki sene bence İznik çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Yani ben böyle düşünüyorum en azından. Tabii ki burada Osman Başkanımızın bu konuları daha çok değerlendirmesi içindedir. Ama ben görüyorum ki gerçekten İznik için bir şeyler yapılıyor. Peki eksik gördüğünüz neler var İznik'te? Yani şunların şunların da olsa dediğiniz... Ya bir kere ben biraz titiz bir insanım. Yani öz eleştiri gerekirse İznik'in daha böyle ben temiz. Mesela daha böyle çiçekli. İşte mesela şu da olabilir. Benim aklımda her zaman bu bir fikirdi yani. Dört yoldaki o mevcut kavşakta şey olabilir, o yuvarlan göbeğin içinde bir havuz. Havuzun içine güzel bir İznik çinisinden mozo. Evet. Tabii bunun aydınlatması gerekiyorsa da karşıdan direklerle aydınlatılarak bu çok güzel İznik'e çok farklı bir şey ben getirebileceğine ya da sunabileceğine inanıyorum yani. Evet. Vatandaşlar da, bazı vatandaşlar da diyorlar ki göl sahili projesiyle birlikte betonlaşma olacak. Daha çok yeşillenmesi lazım yani bizim. Daha çok ağaçlandırılması. Şimdi yani. Ben tabii o projenin kapsamını tam olarak evet. Bilmiyorum. Ama tabii Büyükşehir Belediyesi'nin ve İznik Belediyesi'nin burada öyle bir hata yapacağına inanmıyorum yani. Bence güzel olacaktır. Yani betonlaşma derken şimdi bugün tabii ki baktığınız zaman her yer çimen olmayabilir. Ya da işte yollar parke olmayabilir, asfalt olmayabilir. Ama eminim ki şimdi 2015 yılındayız ve teknolojimiz çok ilerledi. Bu teknolojiye ve çağımıza uygun bir şey yapılacağına inanıyorum. Ben sadece resimlerde gördüm projeyi. Yani olabilir. Neden olmasın? Evet. Mesela şu da olabilir İzni'ye. Ben şöyle düşünüyorum. Böyle o liman tarzı daha gelişmiş liman tarzı bir şey olarak orayı yelken turizmini açıp İleriye de böyle bir kız kulesine benzer bir kız kulesine benzer böyle bir amble güzel bir şey olur, restoran olabilir, belediyenin sosyal tesisi olabilir. Oraya mesela böyle sandallarla gidip gelinebilir. Evet. Yani böyle projeler olabilir, neden olmasın? Yapılabilir yani. Yani bugün şimdi şu an Darka'dayız. Darka İznik'in bir simgesi oldu. Buna benzer daha nice yerler yapılabilir, olabilir. Yani İznik'imize kazandırılabilir. Bir de turizm derken İznik'e şöyle bir şey düşünmeliyiz. Günübirlik turizme ben her zaman karşıyım. Gelen turist burada kalmalı. Yani esnafımıza da destek vermeli. Evet. Mesela şimdi bugün bir 300 tane turist gelse, çarşımızı gezse, o 300 tane turistin çarşıya verdiği para ayrı. O 300 tane turistin 3 gün kalıp da 900 turist olup da çarşıya verdiği para ayrı olur. Tamam. Tamamıyla ayrı. Bence turizmimizi buna göre geliştirmeliyiz. Yani kalacak yerlerimiz daha güzel olmalı. İşte belediyemiz sosyal tesis yapabilir bu konuda. Diğer iş adamlarımız yavaş yavaş oteller yapılmaya başladı zaten. Yani bu şekilde geliştirirsek izliğimizi bir de el ele vermemiz lazım. Ya bizim zaten en büyük problemimiz bu. Evet. Yani el ele vereceğiz. İznik için herkes ne yapabiliyorsa işte taşın altına elini koyacak. Geliştireceğiz kendimizi.
İzniğimiz çok güzel yerlere layık bir şehir. Ben mesela birçok yeri gittim, gezdim, gördüm. Gerçekten İznik gibi bir yer yok yani. İnşallah bu tarihimize, bu kültürümüze uygun olacaktır. Ben inanıyorum yani. Peki efendim. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Beni böyle bir şey layık gördüğünüz için işlerinizde hayırlı işler dilerim. İnşallah Allah sağlık sıhhat içinde herkese uzun ömürler nasip etsin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Çok verip de hani azdırmadan, az verip aratmadan günlerimizi böyle değerlendirelim. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.